diyelim. Mehtap bu hafta başında sana olan duyguları ve kıskançlığıyla yine bu evden bir gelin adayına sert bir tepki gösterdi. Ben evden hemen çıkar çıkmaz. Ve de çok basit bir neden yüzünden. Aslında senin kıskanç kadın fobin var ama Mehtap ne yapmış, niye yapmış bir bakıp konuşalım mı? Tamam. Bu en çok seni ilgilendirecek. Bir daha yan yana benim konuşmamı bir yan daha. Yan yana zaten benim, isminiz benim geçmeyecek. Benim konuşmamı bu bir daha. Bu saatten sonra isminiz yan yana geçmeyecek. Dikkat et. Bak o kadar. Bir daha görmeyeceğim seni. Benim çok iğrenç. Hareketlerine dikkat et. O benim konumu ilgilendi. Ben de geldim. Bir daha ağzına gel. Murat lafı çıkmıyor. Soruyorsa cevap veririm. Çıkmayacak. Terbiyesiz. Sana çağıracak adam iyi soruyor. Kızım kendine gel bak. Finalden sonra konuşma Murat bilmem ne. Kendine gösterir mi? Boş boş laf konuşuyor. Kendi kendine prim yapma be. Kendine gel ter. Şunu aksedemiyorum. Bunu aksedemiyorum. Bak biz benim tanışma yolundayız. Bir şey var. Hala Murat demene ben anlam veremiyorum Duygu. Bir şey soru soruluyorsa bana yan yana isminin anılmasını istemiyorum diyebilirim. Bana final günü niye soru soruldu? İkisinin de ismi yazıldı. Kadın sana Murat demedi ki zaten. Söyledi. Söyledi kendine gel. İki lafından biri Murat da Murat bıktım ya. Ay Pirim'e oynuyorsun artık be. Artık öğren şunu. Pirim'e oynuyorsun. Bitti canım benim bitti. Sesini kes. Bitti. Sesini Murat kes. Dedi, sesini bitti. Bak, kes. Elinde tabaklar var bak, sesini kes. Beni. Seni kes mahvederim. Sen Murat dedikçe seni ben kesmeyeceğim. Sesini kes. Nasıl mahvedeceksin? Seni mahvederim bak. Nasıl sesini kes. Sesini kes. Ne sorulduğunu bana soru sorulursa cevap veririm tamam mı? Bunu sana danışmayacağım. Bir sana daha. Danışmayacağım. Murat'la ismin yan yana geçecekmiş gibi Mehtap konuşursan bak, seni sana bu şekil şey söyleyeyim mi? Böyle mahvederim seni. Anladın mı? Kendine gelsene. Buna çeviririm seni. Kendine bir gelsene. Murat demeyeceksin. Bak final beni günü. Beni anladın mı? Bak hiçbir şekilde ağzından Murat final günü çıkmayacak. Bak, final günü bak. Bitti. Ne ya bunu kabul et ya da bunları çekeceksin. Yeter artık ya. Ya bir tane gelin. Bravo. Bravo. Showman. Showman. Evet sadece aynı cümle içinde Duygu ve Murat'ın adı geçti diye bir şey sormuştum ben sana. Sela Hanım ben hatırlatayım size. Bir takipçimizden mesaj geldi. Ve ona istinaden ben dedim ki biz Murat Bey'le eski bir mesajla bitirdik. Lütfen bu saatten sonra herkes kendi yolunda Murat Bey'le bizim ikimizin ismi yan yana olmasın. Hani takipçiye karşılık siz bir soruyu sormuştunuz. Zaten istemeyen benim. Hani yan yana anılsın istemeyen benim. Bir ilişkisi Murat başlamış. Da evet başlamış diyen yine benim. İlişkisine saygı duyan yine benim. Bilmiyorum Seda Hanım siz gittikten sonra şuradan çıkınca benim üstüme geldi Murat'ın ismini bir daha söyleme. Bana sorulan soru. Türkiye'nin diyorum en meşhur sunucusu bana bu soruyu sordu ve cevap vermek zorundayım ben buna. Haksız mıyım ama Seda Hanım? Ama bu soruyu sormak zorundayız. Tabii duygularımı ben söylemek zorundayım yani. Ben kendimi anlatamadıktan sonra ne diye buradayım? Bilmiyorum bir afetle bir şov öyle bir şov yaptı ki Murat'ın bir daha ismini söylemeyeceksin. Ya diyorum kardeşim olan bu ben söylenmesinden rahatsız olan benim. Sen niye rahatsız oluyormuş gibi çekiyorsun? Niye bu kadar rahatsız oldun Mehtap? Ya şov Seda Hanım şov. Seda Hanım o haftanın öncesinde biz Murat'la burada dans ederken Duygu'nun bakış bak. Asla. Bak sinirden konuşamıyorum. Duygu'nun sürekli bizi izlediğini falan asla söylediler ve bunun kim resimleri geldi bak gösteririm. O farklı. Senin gözlerin sürekli o bizim üstümüzde. Tamam mı? Seda Hanım Murat Bey'i bırakacak da sebep beni gösteriyor ve ben haftaya çıkmayalım. Ben bunu bugün de yakalım. Sen bak, dedim Ercan için de böyle yapmıştın. Demet'i gösterdin bak dedim. Murat Bey'i de bırakacaksın sebep yani beni gösterecek. Yani seni bahane gösterip Murat'tan tabii ayrılıp Seda ne Hanım, yapacak? Yakında yakında. Eğer içeriye giren aday gerçekten direkt Dani'den etkilenmeseydi Gürkan'la kesinlikle Gürkan'ı tanıma yoluna giderdi. 2-2-4 eder. Çünkü o insan bir havluyu bir insan bir insana getirmeyi akıl ederse ağzınızın suyunu silin diye. O yok. İçinde ter, burada var. Sil diye getirdim. Burada yanlış var yani. Yanlış anlatma. Zihniyetinde yoksa onu akıl edip de bize getirmez. Ayol sen değil diyemez misin kadife kırmızıları incileri takıp ben da giyerim, gitti ben bile. Şık yeni ses yakan var mı şunun var mı bunun var mı diye soran. Ben severim. Ağzının suyu zaten akmıştı. Sen ben hayır o gün zaten kırmızı oda günüydü ha, haftanın evet başıydı. Ben kırmızı pazartesileri ben şık gelmeyi seviyorum. Çarşamba şık gelmeyi seviyorum. Cuma şık. Haftadaki günü spor kendinden giyinmeyi seviyorum. Senin cumartesi bu ısrarlarını nefret ettiriyorum insanları. Ya içinde var kötülük Allah aşkına. Ya. Kötülük senin olmayan kötülük çekip işin. Peki Mehtap bu kadar kıskançsın. Ben Murat'ın şu huyunu çok iyi biliyorum. Çünkü dertleştik. Hatırlıyor musun Murat? Evet. Kıskançlıktan illallah demiş bir adamım. Evet. Böyle bir travmam var. Böyle de bir şeyin altına giremem. Sen Mehtap'ın bu hareketinin kıskançlık olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa bir ayar verme mi, gözdağı verme mi? Yani şöyle bir şey var Seda Hanım. Şimdi bu evde gerçekten 12 saatimiz geçiyor. Psikolojilerimiz çok etkileniyor.
Onların da yani 7 tane bayanın aynı evde 12 saat değil 1 saat bile bir arada kalmaları bir takım ya bir takım şeyleri görmemiz gerekiyor bunları. Bunları da bazen biraz anlayışla karşılamamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Fakat şunu daha önce de söyledim. İkisinin arasında yani Duygu Hanım'la da Mehtap'la da benim yüzümden kavga edilmesini ben hiç tasvip etmiyorum. Asla. Yani bu tartışmaların içerisinde olmasınlar ama kıskançlık konusuna gelince evet müzdaribim. Olsun istemiyorum. Çünkü gerçekten boyutu çok aşıyor bu sefer. Neyi o istemiyorsun? Zaman... Seni uzaktan izlemesini falan hoşuna mı gidiyor? Ya Seda Hanım iftira atıyor ya. Yanlış anlıyorsun galiba. Nasıl bırakacak? Neyi kastediyorsun? Yanlış anlıyorsun galiba. Doğru söylüyorsun Murat katılıyorum sana. Gerçekten ilk defa katılıyorum sana. Daha dün şurada hiçbir oturuyoruz. Emre konuşuyor. Oturduğu yerden böyle kesiyor. Arkada gözüm yok ki göreyim dönüp bakamıyorum bakışıyor musunuz diye. Alakası ya yok. Ya sen Murat'tan da mı şüphe ediyorsun duyguyla bakışma nereye ihtimali? Baktığını görmediğim adam bir kere bile bakmadı Seda Hanım bana. İftira atmış. Sen bakıyorsun. Hayır ben de bakmıyorum orada. Adam da bakmıyor. Tesadüfen bakıyor. Ama burada duyguya helal olsun demek lazım. Adam ben... bana bir kere bakmadı diyor. Ara bozmaya çalışan i̇şte adam evet bana bakıyordu baktığını der. Baktığını burada kabul ediyor. Demek sen anladın mi? Sinsi burada sinsi kabul kesiyorsun. Ediyorsun. Seni keseceğim tabii. Gözüm hep üstünde. Ay saçmalama. Sen adamı bırakmaya çalışıyorsun ama tutmuyor. Az evvel söylediğine kabul. Beyefendi gibi adam bulmuşsun otur oturduğun yerde. Sen bakıyorsun bak. Adam gibi adam. Anladın mı? İftira atma. Dur beni kaldırma öldüreceğim. İnsanlara iftira atma. Mehtap. Mehtap. Saygısız. Allah'ım sen bize savur ver ya Rabbim. Demin anlattıklarımdan yanlış bir sonuç çıkartıyorsun. Lütfen iyi dinle. Ben senin aslında biliyorsun yani bir yolda devam ediyoruz. Ve bu yolda gayet de güzel devam ediyoruz. Tepkilerine bana karşı olan özellikle dikkat et. Bu... Uyarı falan değil. Bu sadece bir rica. Sana karşı dikkat ediyorum ama arkamda gözüm yok. Tamam onu söylüyorum ama sonradan kimsenin, senin de diğer arkadaşların için de söylüyorum bunu. Sonradan mahcup olunacak bir duruma düşmeden önce dikkat edilmesi burada gerekiyor. Burada mahcup düşülecek yani bir durum yok. Kameralar bak, var şunu, ve gösterilecek şunu her zaman açık şeyler yüreklilikle var. Söylüyorum. Söylediğin birçok şeyde evet haklı duruma geliyorsun yorumlarında. Tamam bunda problem yok ama ben olasılık üzerinden konuşulmasını istemiyorum. Mehtap'ın bir muzipliği aylar önce yaptığı Murat'la ilgili. Hayır. Kuzeni bu eve gelince konu oldu aniden. Bir onu da hatırlayalım bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış bu sohbet. Ailemin temsili gereği buradayım. Onlarda sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Sizin yaş sıkıntınız var. Hmm. Siz 45 yaşındasınız Mehtap 30 yaşında. Tamam. Dile kolay 15 yıl var arada. Tamam. Bu dolayısıyla hani biraz daha olaya vakıf bakmıyorlar. Anladım. Olayın daha hani böyle dış görünüşe bakarsan hani böyle olmaz, olumsuz. Hı hı. Negatif bir yöndeler yani demek istedim. Hı hı. Ya bir de bir şey duydum. Bizim ailemiz dedi siz saç mı ektirecek misiniz kendinize? Yok ektirmeyeceğim. Sadece Mehtap sorduğunda hani öyle bir şey olsa ektirir misin falan. Dedim ki yok çok sorun değil ama şundan bir rahatsızlık duydum. İnsanların fiziki görünüşleri ne kadar önemlidir ve bu karşındaki seninle ilgilenen kişi değil de onun etrafındaki kişilerden gelmesi enteresan. Bizle Mehtap olur muyuz? Siz ne diyorsunuz? Ailesi tamam anladım. Bizim ailemiz sen ne diyorsun? Hoş görmüyor. Sen ne diyorsun? Ben sana ben sorayım. Kendim Mehtap çok üzüldü ilk evliliğinde. Hı hı. Psikolojik baskılar oldu, sonra rahatladı, sonra dediğim gibi hani şimdi bak evi var, arabası var, güzel bir yareni var. Çocuğuyla ne güzel, mutlu yaşıyor. Hı hı. O yüzden hani benim niyetim siz değil de Tangut'la olsaydı olurdu. Hı. Çünkü Tangut'un hani kişiliğini de biliyorum hani içinde, siz de kusura bakmayın. Hani estağfurullah anlıyorum ben söylemek siz de zarif bir insansınız. Sizin teşekkür de kalbiniz ederim. İyi, gönlünüz iyi. Hani siz deseniz de her ne kadar da benim hani yapamasam da dış görünüş bu. Bu dediğiniz yani. Gibi evet. Hani Tangut'ta olsaydı ben evet derdim. Saça takmış o. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kocanın saçı mı yoktu da seni üzdü? Demek ki iş saçta değil. Yani ilk evliliğinde çok üzüldü de hani iş saçta değil. Yani hele saç erkeklere baktığında saçı az erkekleri çok daha çekici bulan kadınlar var yani. Bundan da bir meraklısı var yani hani evet, değil mi? Evet. Hani şimdi benim işte kuzenim çok üzüldü. Kocası onu çok üzdü.
Ama senin saçın yok demek burada. Yani demek ki üzme işleri saçlı olmuyor. Sen bunun üzerine kuzenine konuştun mu? Ya sen benim burada yürüyen bir ilişkim var, gelip ne çomaklıyorsun dedin mi? Tüm kulaklarını gidince çekeceğim, o kadar yapmış yani gidince ya, kulaklarını. Bu denir mi yani, değil mi? Evet, ben yoktum tabii ki orada. Neyse olur, sen yeter ki sen.